Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. bu videoda sizlere aslında Heroku ile bir web sitesini nasıl yani daha doğrusu yaptığınız bir HTML web sitesini nasıl deploy edebilirsiniz? Heroku ne işe yarar nedir? Bunlardan biraz bahsediyor olacağım. umarım sizin için yararlı bir video olur ve yaptığınız projeleri kolayca deploy etmenize olanak sağlar. Aslına bakarsanız arkadaşlar Heroku yaptığınız işleri, web sitelerini, uygulamaları kolayca deploy edebildiğiniz bir platform. Salesforce tarafından e, ücretsiz olarak sunulan bir platform. Yani bunun üzerinden nokta e, Heroku App domaini adı altında kendi projenizi sunup kolayca hızlı bir şekilde yayın alabiliyorsunuz projenizi. Öncelikle bir web sitesine girelim Heroku'nun. Aslında ilk giriş yaptığınızda direkt dashboard açılıyor. Yani siz bir kayıt olup kullanıcı giriş yaptığınızda benim önceden yapmış olduğum iki uygulama burada yer alıyor ama size boş gelecek bu kısım. Dashboard olarak görünecek. Buradan new deyip create new app dediğimizde arkadaşlar yeni bir Heroku uygulaması yaratmış oluyoruz. Bir tane uygulama yaratalım. Adına da test youtube app diyelim. Belki bu alınmış olabilir. bulmuş. Buradan sizin region seçmenizi istiyor, ulaşılabilecek region. Biz Europe seçelim daha yakın olduğu için. Bir pipeline ekleyebiliyorsunuz. Yani bu repo'ya, bu uygulamaya herhangi bir commit geldiğinde, herhangi bir şey olduğunda bir etkileşim olduğu anda otomatik build veya deploy işlemlerini ayarlamak adına bir pipeline'ı Create New Web esnasında da ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında da bunu aslında konfigüre edebiliyorsunuz. Create app diyelim. Çok hızlı bir şekilde size bir application yaratıyor. Ee, i̇lk olarak zaten daha hiçbir şey deploy olmadığı için bir pipeline seçmenizi veya yaratmanızı aşağıda da ilk deploy'unuzu yapmak için kullanmak istediğiniz metodu seçebiliyorsunuz. Burada her metot için nasıl yapabildiğinizi aslında soruyor. GitHub e, hesabınız bağlıysa buradan herhangi bir GitHub reposunu bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. E, üçüncü seçenek olarak da container yani bir Docker kullanarak bir container şeklinde de deploy'u yapabiliyorsunuz projenizi. Ee, biz Ben Heroku git üzerinden size anlatıyor olacağım. Ee, burada da zaten önce bir Heroku logini sonradan e, proje dosyasını oluşturup girip içerisinde bir git reposu oluşturup e, bunu pushladığımızda direkt deploy ettiğini gösteriyor. Biz tekrar masaüstüne dönüp bir e, proje yaratalım. Buna da test-youtube diyelim. Youtube diyelim. E, şimdi bunun içerisinde bir PowerShell oluşturalım, açalım. Ee, arkadaşlar şimdi burada benim yapmak istediğim öncelikle bir kod kodu açalım. Burada bir index.html dosyası yaratacağım. Ee, index.html dosyamızı yaratalım. Ee, burada da yine html5 diyelim. Test projesi. İçerine de ukan davut test proje diyelim. Ee, test proje diyelim. Ee, burada arkadaşlar şimdi bir html dosyası yarattım. Bunu direkt Heroku'ya deploy ettiğimde ...index.html direkt web sitesi üzerine yansımıyor. O yüzden sizin bunu bir node veya PHP kullanarak arkadaşlar... ...aslında build edilebilir hale getirmeniz gerekiyor. Yani bunu deploy olarak... ...PHP kullansın istiyoruz atıyorum. Ben o yüzden PHP üzerinden ilerleyeceğim. Burada bir composer.json dosyası yaratıyoruz PHP'nin kullanmış olduğu. Aslında... ...biraz da Heroku'yu kandırmış oluyorsunuz yani PHP uygulaması gibi gösterip... ...index.html statik sayfanızı... ...site üzerinde yayınlıyorsunuz. Bir tane de arkadaşlar... Aslına baktığınız zaman index.php dosyamız olacak. Bizim dosyamızı serverden aslında. E, bu php dosyası içerisinde arkadaşlar index.php'nin içerisinde çok tek bir satırlık bir işlem olacak. php deyip arkadaşlar burada şu şekilde tanımlayalım. Include, yani kendi html dosyamızı aslında include once diyerek Burada PHP'nin bunu derlemesini isteyeceğiz arkadaşlar. Adası, adı index.html dosyamızın ve burada PHP takımımızı kapatıyoruz. Şu an baktığınızda aslında PHP üzerinden server edilen bir index.html dosyamız var ve bunu Heroku'ya deploy edeceğiz arkadaşlar. Şu an bu aslında projenin proje kısmı bitti arkadaşlar. Şimdi burada tekrar PowerShell'e dönelim ve aslında Heroku'nun bize talimat olarak verdiği adımları uygulayalım. Heroku login login seçeneğini tıkladıktan sonra sizi tarayıcı üzerinde login olmanız için bir sayfaya yönlendiriyor arkadaşlar. Şimdi tarayıcıda açılacak o sayfa, burada giriş yapmadıysanız giriş bilginizi girmenizi ister. Ben giriş yaptığım için direkt login seçeneğini getiriyor. Görmüş olduğunuz gibi terminalde de giriş yapıldı olarak güncellendi. Ee, sonrasında projemizin içerisine girin diyor. Aslında biz zaten projenin içerisindeyiz şu an ve bir git e, repositoriesi initialize ettiriyor bize arkadaşlar. Burada bunu initialize edelim. Ee, bu aşamanın ardından aslında Heroku'daki Heroku'daki uygulamamızın e, Git reposuyla şu an lokaldeki Git repomuzu eşleştirmek istiyor. O yüzden de şu satırı tamamen alıp arkadaşlar burada çalıştırıyoruz ve bu sayede bizim e, lokaldeki repomuz e, Heroku'nun üzerinde bulunan uygulamamızın reposuyla eşleşmiş oldu. Sonraki aşamada ise aslında geçen bir önceki videomda anlattığım Git Git ek kodunuzu gönderme işlemleri yapıyorsunuz i̇şte öncelikle bir git status deyip değişiklikleri görelim. Görmüş olduğunuz gibi eklediğimiz 3 dosya e eklenecek durumda duruyor. Git add diyerek, git add yıldız diyerek tüm dosyalar aslında komitlenecek duruma getiriyoruz ve ilk komitimizi atalım arkadaşlar burada. Initial diyelim komitimizin adına. Aslında burada alt tarafta da aynı şeyden bahsediyor. Ee, initial dedikten sonra bunu komitini yaptık ve şu an yapmamız gereken Heroku üzerindeki master branch'ine yani canlıdaki branch'e komit atmak. Bu commit sayesinde bu push sayesinde arkadaşlar direkt web sitesini aslında deploy etmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar git push heroku master diyerek aslında bu kodumuzu gönderiyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi önce kodu yadı. sonrasında bunun PHP app olduğunu gördü ve bunun paketlerini yükledi, PHP'nin gerekli olan paketlerini ve aslında şu an projemizi deploy ediyor ve deploy işini tamamladı. Burada arkadaşlar tekrar Heroku'ya geldiğimizde overview kısmından Yapmış olduğunuz aktiviteleri yani neler yaptığınızı görebilirsiniz. Burada önce bir release initialize ettiğinizi, sonra işte belli adımlar ve build'i saksit ettiğinizi ve deploy ettiğinizi gösteriyor. Uygulamamızın adı neydi? Test YouTube App. Test YouTube App.herokuapp.com dediğinizde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi test projeniz direkt yayın alınmış oldu. Yani aslında lokalde bir proje yapıp çok hızlı bir şekilde Heroku üzerine bunu deploy edebildik yani neler yaptık? Önce bir Heroku'da bir uygulama yarattık. Sonrasında bunun direkt zaten deploy sekmesine geldiğimizde instruction'ları gördük. Bizi yönlendirmelerini gördük aslında. Sonrasında bir projemizi tamamladık. Bir index.html dosyası ve Heroku'nun bizim uygulamamızı bir PHP uygulaması olarak görmesi için bir index.php ve composer.json dosyasını oluşturduk. Ve bunu aslında ile deploy işlemi tamamladık. Aslında benim Heroku için anlatacaklarım genel olarak bu kadar arkadaşlar. Yani çok kısaca bahsetmek ve size bir küçük bir uygulamayı deploy etme işlemini göstermek istedim. Geri kalan kısımları veya sizin hangi uygulamalarla geliştirme yaptığınıza göre buradan inceleyebilirsiniz. Heroku'nun sitesinden veya farklı kaynaklardan. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.